II. Murat, Selanik fethinden sonra Balkanlarda Yıldırım Bayezid'in imparatorluğunu ihya etmiş sayılabilirdi. Eflak ve Sırbistan sıkı bir şekilde Osmanlı tabiliği altına sokulmuş, Arnavutluk ve Epir'de Osmanlı hakimiyeti yerleşmişti. Bosna Kralı, Arta ve Mora despotları, nihayet Doğu Roma İmparatoru haraç ödeyen tabiler durumundaydı. Venedik dahi Balkanlarda elinde tuttuğu yerler için haraç ödüyordu. Doğu Roma ve Sırp despotluğu fetret devrinde Osmanlılardan aldıkları yerleri geri vermişlerdi. II. Murat saltanatının ilk 10 yılını çok büyük mücadeleler ile geçirmiş ve büyük muvaffakiyetler sağlamıştı. Bu sırada Macaristan ile olan barış antlaşması resmen sona erdi. Macaristan yeniden Bosna, Sırbistan ve Eflak'ta hakimiyet kurma girişiminde bulundu. Bizzat Sultan Murad'a elçi gönderildi. Sultan Murad Macarların isteğini sert bir dille reddetti. Bosna ve Sırbistan yine Macaristan'ın yanında yer aldı. Ancak bu çok açık bir destek şeklinde olmadı. Sultan II. Murad Brankoviç'ten kızı Mara Hatun'u istedi. Brankoviç, Mara ile Sultan Murad'ın evlenmesini onayladı. Mara Hatun, Hristiyan olarak kalmayı istedi ve Osmanlılar kendisinin dini özgürlüğüne müdahale etmediler. Sultan Murad, Rumeli seferleri için hazırlanırken Timurlu Şahruh'un yeniden batıya sefer yaptığının haberini aldı. Şahruh, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ve Osmanoğullarına karşı harekata girişmeyeceğini bildirdi. Avrupa'nın sevinci yine kursağında kaldı. Şahruh, Karakoyunlu hükümdarı Kara İskender Bey'in peşindeydi. Kara İskender Bey, Osmanlı topraklarına doğru kaçtı. İskender Bey'in peşindeki Timur askerleri Osmanlı sınırına geldiklerinde durdular. Şahruh, Osmanlıların Kara İskender Bey'i himaye etmemesini istedi. Şahruh, Karakoyunluların başına Cihan Şah'ı getirdi. Diğer taraftan Eflak'ın başına 1. Vlad Drakul geçti. Evranosoğlu Ali Bey büyük bir akıncı ordusu ile Transilvanya'ya girdi ve Eflak'a büyük bir gözdağı verdi. Karamanoğlu İbrahim, Dulkadiroğlu'nun elinde bulunan Kayseri'ye saldırdı. Sultan Murat buna karşı çıktı. Dulkadiroğlu'na doğudan destek birlikleri gönderdi. Ve kendisi de 1437 yılında Hamit illerine girdi. Karamanoğlu aman diledi. Bu sırada Macar kralı Sigismund öldü. Sigismund bir varis bırakmadığı için Macar krallığına kimin seçileceği bir iç sorun oldu. Lehistan kralı Ladislas Macar krallığının başına geçirildi. Sultan Murat bu fırsatı kaçırmak istemiyor ve Slav devletlerini sıkı bir şekilde hakimiyeti altına almak istiyordu. Özellikle Sırbistan'ın fethini gerçekleştirmek niyetindeydi. Sultan Murat aynı yıl Eflak'a akıncı birliklerini soktu. Akıncılar Transilvanya'da boydan boya at koşturdular. Osmanlı Devleti burada sağlam bir idare kurdu. 1437 yılında Sultan Murat Transilvanya'ya geldi.
45 gün kadar burada kaldı. Edirne'ye döndü. Macarlar Osmanlılara karşı bir harekatta bulunamadılar. Edirne'ye dönen Sultan II. Murat yeni bir Sırbistan seferi açtı. Bu kapsamlı Sırbistan seferi neticesinde karşısına bir kuvvet çıkmadı. Sultan Murat Sırbistan'da Osmanlıların diğer seferlerine engel oluşturabilecek kaleleri topa tuttu. Bunun haricinde irili ufaklı bazı kaleleri ele geçirip Erdel üzerinden Edirne'ye döndü. 1439 tarihinde Sultan Murat yeni bir Sırbistan seferine çıktı. 18 Ağustos günü Belgrad'a yakın bir merkez olan Semendre Osmanlıların eline geçti. Sırbistan Belgrad dışında fethedildi. Bosna'ya giren Akıncılar Kral II. Tvartko'yu da haraca bağladılar. Semendre sancağı oluşturuldu. Osmanlıların ilerleyişinden korkan Sırp kralı Branković Macaristan'a kaçtı. Segedin'de Osmanlılara karşı hazırlanan Macar ordusu harekete geçmeye çekindi. Evranosoğlu Ali Bey Belgrad Kalesi üzerine yürüdü. Kale 6 ay boyunca kuşatıldı fakat ele geçirilemedi. Sırbistan prensliği ilga edilerek Semendre merkez olmak üzere Osmanlılara bağlandı. Belgrad'ın yönetimi Macarların elinde kaldı. Türk akıncıları Hırvatistan topraklarına kadar defalarca akınlar gerçekleştirdiler. Belgrad'ın düşürülememesi Avrupa'da yeni Haçlı ümitlerini diri tuttu. Sadece Avrupa'da değil, Konstantinopol'de de İmparator 8. Yannis, şehirdeki yüksek mevkideki Ortodoks rahipleri yanına alarak Katolikler ile ortak ayin yapmaya razı olduklarını bildirdiler. Bosna'da İsa Bey'e saldırı gerçekleşti ve buradan çekilmeye mecbur edildi. Sırbistan Uçbeyi Mezit Bey pusuya çekildi. Büyük kayıplar verdi. Ertesi yıl Şahabettin Paşa'nın ordusu Macarların önünde mağlup oldu. Avrupa'da birden her şey tersine döndü. 2 yıl içerisinde Osmanlılara karşı ard arda başarılı saldırılar gerçekleştirdiler. Hristiyanlar yeni Haçlı rüyasının içindeydi artık. En büyük hedefleri olan Türkleri Avrupa'dan tamamen atma planları gün geçtikçe ilerleme sağlıyordu. Doğu Roma İmparatoru 8. Yannis, yüksek diplomatlarını önce Papa'ya ardından Macar Sarayı'na gönderdi. Yeni bir Haçlı tasarısı için fikirler sundular. İmparator Yannis, diğer taraftan Karamanoğlu İbrahim Bey ile iletişime geçti. Osmanoğlu'na karşı arkadan bir saldırı planı sundu. Karamanoğlu İbrahim Bey ordusu ile Beyşehir üzerine yürüyüşe geçti. İbrahim Bey Macaristan'a gönderdiği mektupta "Sen öteden, ben beriden saldıralım. Rumeli senin, Anadolu benim olsun." diyerek böyle bir mektup göndermişti. Sultan Murat Karamanoğlu'nun harekatına karşılık Kapıkulu askerleriyle Anadolu'ya geçti. Diğer taraftan Amasya'da bulunan Veliaht Şehzade Alaaddin'e haber uçurdu. Sultan Murat batıdan, Şehzade Alaaddin doğudan Karaman topraklarına saldırdı. İbrahim Bey yine aman diledi. Sultan II. Murat'ın başında bir Haçlı belası olduğundan Karamanoğlu'nu affedip derhal geri döndü. ...1443 yılında oluşturulan Haçlı ordusu, Osmanlı ordusuna karşı harekete geçti. Haçlı ordusuna Sırp despotu Kral Ladislas ve son yıllarda adından çokça söz ettiren Hünyadi Yanoş ordu komutasındaydılar.
Hunyadi Janos hayatını Osmanlıları Avrupa'dan atmaya yemin etmiş ünlü bir komutandır. 1440 yılında Belgrad'ı Osmanlılara karşı savunup başarılı olmuş, Mezid Bey ve Şehabettin Paşa'nın ordularını mağlup etmişti. Türklerin savaş taktikleri hakkında oldukça tecrübe kazanmıştı. Tuna kıyısından ilerleyen Haçlı ordusu Osmanlı birliklerini bozguna uğratarak önce Niş'i ardından da Sofya'yı almayı başardılar. Tarihte hiç olmadığı kadar Balkanlarda bir Haçlı tehlikesiyle Osmanlılar karşı karşıya kaldı. Sultan Murat ordusu ile derhal Edirne'den yola çıktı. İzladi geçidinde Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu karşı karşıya geldi. Sultan Murat Haçlı ordusunu İzladi'de durdurmayı başardı. Ancak bu kesin bir galibiyet değildi. İki tarafta kışın gelmesiyle geri çekildi. Hunyadi Janos, Sultan Murat karşısında başarı gösteremedi. Haçlıları durdurmayı başaran Sultan II. Murat, kendisini derinden etkileyecek üzücü bir haber aldı. Veliaht Şehzade Alaaddin vefat etmişti. Çandarlı Halil Paşa, sultanın bu döneminde ordunun başarı kazanamayacağını düşünüp Haçlılara ve Karamanoğullarına ve İstanbul'a barış çağrıları iletmişti. Şimdi veliaht Şehzade 11 yaşındaki Mehmet olmuştu. Nitekim Karamanoğlu İbrahim Bey, Hamidillerini yeniden ele geçirmeye muvaffak oldu. İzladi'de bozulan Haçlı ordusu kumandanları Osmanlıların barış çağrılarına kulak verdiler. Ayrıca sultanın eşi Mara Hatun da bu barışın sağlanmasında etkili bir rol oynadı. 12 Haziran 1444 günü Macar ve Sırp elçileri Edirne'ye gelerek anlaşma yapmaya razı oldular. Anlaşmaya göre Eflak Osmanlılara tabi kalmaya devam edecek, her iki tarafta Tuna Nehri'ni aşmayacaktı. Bu anlaşmanın Osmanlı'ya en büyük kaybı Sırbistan'ın yeniden kurulmasının kabulü oldu. Kral İncil üzerine, Sultan Kur'an-ı Kerim üzerine yeminde bulundular. Edirne-Segedin anlaşması yürürlüğe girdi. Kapıkulu askeriyle Bursa'ya geçen Sultan II. Murat, Karamanoğlu İbrahim Bey'in elçilerini kabul etti. Sultan Murat, Karamanoğulları ile de sevgetname ile anlaşma yaptı. Aslında Karamanoğlu bu anlaşmaya mecbur kalmıştı. Kahire'deki halife, Sultan Murad'ın Haçlılar ile vuruşurken arkadan saldırmasını kâfirlik olarak nitelendirmişti. Barış karşılığında Hamidilleri Karamanoğullarına bırakıldı. Sultan Murat bu suretle devletinin doğusu ve batısındaki devletler ile barış antlaşması yapmıştı. Bir gün Sultan Murat Han, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine Konstantinopol'ün fethedilebileceği hakkında bir soru sormuştu. Hacı Bayram-ı Veli ise İstanbul'un fethinin Şehzade Mehmet ve Akşehir'e nasip olacağını söylemişti. Çok sevdiği oğlu Alaaddin'in de vefat etmesiyle sarsılan Sultan Murat Han, tahttan oğlu Mehmet adına feragat edeceğine dair divanı topladı. Devlet adamları başta olmak üzere bu durum karşısında Osmanlı yönetimi razı gelmedi. ...12 yaşındaki 2. Mehmet Edirne'de tahta çıktı. Sultan Murat Bursa'ya çekildi ve kendisini din işlerine verdi. Sultan Murat'ın bunu yapmasındaki en önemli sebeplerden birisi,
İstanbul'da bulunan Şehzade Orhan'ın saltanatta hak iddia etmeden, oğlu Mehmet'in iç savaş vermeden tahta oturmasını istiyordu. Bu işten en çok karlı çıkan Çandarlı Halil Paşa olmuştu. İkinci Mehmet'in saltanatında oldukça söz sahibi olmuş, özellikle Yeniçeri askeri sözünden çıkmaz olmuştu. Bu durum ikinci Mehmet'in lalaları Şahabettin Paşa ve Zanos Paşa'nın dikkatini çekmiş ve kendisine karşı cephe almalarını sağlamıştı.